Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Epo'numuz var arkadaşlar, Epo'nla beraberiz. Bugün Epo'na E-süspansiyon takacağız. Başlıktan da göreceğiniz gibi. Önce şöyle bir arabamızı göstereyim. Alçaklık seviyesi bu şekilde. Çok alçak olduğu için biraz kaldırmak için E-süspansiyon takacağız. Arkada modülleri var. Sağ taraftan da göstereyim, sonra modülleri göstereceğim. Kendimiz takacağız. Şu an Marmaris'teyiz, Uslu Oto'da. Oranda reklam yapmış olalım. Arabamız bu şekilde. İşlemlerimize başlıyoruz. Evet, öncelikle şöyle malzemelerimizi gösterelim. Evet, bu kompresör ve tankımız. Hava basıncı olan tankımız. Şurada 10 bara kadar basıyor bu kompresör bu tanka. Burada şartlandırıcısı var. 2 tane valfi var. Çünkü 2 bağımsız olacak araba. Ön ayrı, arka ayrı olacak. O yüzden 2 tane valfimiz var burada. Onun dışında kumandadan kontrol edebilmeniz için modül var burada. 12 volt ile çalışan. Aynen, kumandasıyla çalışacak. Arkalar bu ne? İçin bu, kompresör. Bu sessiz, eğilmesiz kompresörü. Havaya dolduran malzeme bu. Evet. Aynen. Tamam, bunlar. 10 bar basıyor tanka kadar. Şimdi aracımızın arkaları için 2 tane, 2 adet 3 katlı körüklerimiz var. Arkadaşlar, bunlar 3 katlı. Araba ya, ağır olduğu için malzemesi de bayağı sağlam. Ben bunları ikinci el aldım. Aldım adam bunlara konfor körük falan dedi. Önler içinde 2 adet çift katlı körüğümüz var. Bunlar konfor körük diye geçiyormuş. Evet. Hazır bir şekilde aldım. Sistemimiz bu şekilde, bunların montajını yapacağız. Bu da bağlantı hortumları. Değil mi? Evet. İlk önce hangisini takarak işlemimize başlıyoruz? Atakan. Arkalarla başlıyoruz. Arka körüklerle. Amasörü sökeceğiz bunun için. Amasörü sökeceğiz. Bunu oraya takacağız. Bir de onları yapmadan önce tesisatını ayıracağız. Aynen. Arkanın sürmeleri. Hava hortumlarını. Evet, arkanın hava hortumu bu. Hava hortumunun arkaya giden tesisatını hazırlayacağız ilk önce. Evet, işlemlerimize başlıyoruz. Bu işlemleri yapmamızda yardımcı olan Usta Oto'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Usta Oto'yu Marmaris'te hemen sanayinin girişinde bulabilirsiniz. Size de yardımcı olacaktır. Bunun ne tarafı, sen ne tarafı düz acaba? Ne yaptınız? Hallettim. Ustam, selamünaleyküm. Koy kanka şimdi. Biraz daha. Biraz sola doğru. Kiriko var, sola doğru. Kaldır bakayım azı. Çekil, kabar bakalım, çek şunu altına. Aman diyeyim ha. Kayıyor. Tamam, kiriko bitti. Durur mu orada? Kirikoden dolayı o tarafa geçmiyor. İndir yavaş yavaş. Hazır mısınız? Yavaş indir. Biraz daha sağ taraf oturmadı. Biraz daha. O taraf olmadı ya. O... Sağ taraf yamuk koymuş, ne oldu sen? Ne oldu, havada mı kaldı? Abicim, kirikodan gitmiyor oraya, anlamıyor musun? Doğru söylüyor. Ya, bir daha kaldır o zaman ortadan. Arabayı kaldırdık. Şimdi boruları geçireceğiz alt tarafından. Bunların yönü nerede acaba? Yönü fark ediyor mu? Gördüm. Gördüm de. Nereden sokacağım ben bunu ya? Oradan aşağı bir şey salalım, bağla ucuna. Kanka, deliği görüyorum da hortumu nereden getirdim, ona bakayım. Işığı deliğe tutsana bir daha. Nerede oğlum o delik? Oğuz, gel gel buraya gel. Zor bu işler. Oldu mu? Ha? Evet, ışık geldi. Çek çek çek. Çek diyor, geliyor sanki. Bir dakika, bir dakika. Herkes çalışıyor. Alalım oğlum, bir şey yok. Onu yatıram, yapacak hala. Arka sağ hoparlörümüzü söktük. Ha, pardon. Fark etmez. Söyle. Arka sürücü tarafı hoparlör kapağımızı söktük. Hoparlörü yerinden çıkardık. Arka amasörü çıkarabilmek için buradan amasörün vidasını sökeceğiz. Amasörün vidasını çıkıyor. Aynen. Bu arka hoparlörü sökmeden çıkmıyor. F10'larda arka hoparlörleri sökmek lazım. Açtım. Git değil kanka ya. Amasörün başı orada değil mi? 3 adet vidamız var burada. 3'ünü söküyoruz. Amasörü alıyoruz. Ama nasıl sökeceğim ben?
Benim gözüme tutuyor lan. Ya o kamerayı mı tutayım, onu tutayım ya. Kamerayı tutma canım. Kamerayı niye tutuyorsun şimdi? Ay kamerayı mı tutayım, onu mu tutayım? Doğru. Lan görünüyor mu bir şey? Yok. Evet, buradaki hoparlörü söküyorum. Evet, ustamız arka amortisörü yerinden çıkarıyor şu an. Şu şekilde. Bütün vidaları söktün mü usta? Söküyorum usta. İkinciyi söküyorum şu an. Bir tane daha vida var, üçüncü. Eline sağlık. Ustamızı çek bol bol. Ustamız. Ustamız Oğuz Mersin. Evet, İsmail Çalışmaz. Can dostlarım sağ olsun. Şurada da Cüneyt Uslu var, dükkan sahibi. Onu da çekelim. Arkadaşlar Marmaris'e gelince mutlaka Cüneyt Uslu. Evet. Uslu'yu bulun. Uslu Otomotiv'e uğrayın daha doğrusu. Şöyle. Tofaş, Fiat, Alman grubu bütün araçların yedek parçası bulunmaktadır. Arkadaşlar sol salıncağı gördüğünüz gibi takoz koyduğumuz için amortisör atmaz diye tam ortadan takoz koyuyoruz. Sol taraf boşa çıksın diye. Sal bakayım. Amortisörü sökmek için lokma bulma çabalarına giriyoruz. Ustam sağ olsun. Eski çivikçilerden. Oradan geçmez. Şuradan geçiyor sadece. Bu yayı toplam kaç tane vida tutuyor? Toplam 3 tane vida tutuyor yukarıdan. Bir de altta 1 var, 4. 4 tane vida tutuyor değil mi? Salıncak tutuyor bir de altta. Vereyim mi aşağıya usta? Evet. Amortisör yerinden çıkmadı. Aşağıdan mı alalım? Aşağıdan alacağız ya muhtemelen de. Bakayım yok, bir dakika. Bir dakika. Aşağıdan almamız için şuraya da salmamız lazım. Buraya salarsak alacağız. O ver bakayım neymiş o? 21 mi? Lokma nerede ya? Şurada. Herhalde. Aynen yok bu değil. Kaç bu? Bu kaç ya? Bunun değil mi ya? 18. Ya bir şey mi? Yama yapacağız. Evet, yayı gösterir misin lütfen? Amortisörümüz bu şekilde. Eski amortisörümüz. Yeni amortisör de bu şekilde. Evet, yeni amortisörümüz de bu. Takacağız bunu, şişireceğiz. Tamam mı? Ustam şu an yapılan işlemin adı ne? Ustam. Ustam tabanca bekliyor. Tek tabanca mısın sen? Çana ayıracağız. Amortisördeki çana ayırıp körüklü olan amortisöre takacağız. Evet. Olur mu? Sizce? Ustamız daha önce zaten amortisör... Kaç lazım? Sökme işlemi yaptığı için. Lokmaların yarısı nerede? Lokmaların yarısı burada. Cüneyt bunun adı ne? Ne kanka? Amortisör sökme aparatı mı? Tamam ben de bilmiyorum detaylı. Ama bu lokmalar nerede? Kaç lazım kaç? Ustam kolay gelsin. 15 herhalde bu. Ama biz motor yapıyoruz, o da laf olamıyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ ol ustam. Önce 13 yapacağım 13. 13 onu. Tamam ben buraya ayarlıyorum şu an. Evet gösterelim. Bir bırak bunu. Ya direkt takmayacağım diye dedim. Neyi? Amortisörü. Yayı sökmeyeceğiz mi? Üstünde mi kalacak? Hayır tamam, bu zaten böyle çıkıyor dedim. Bunu sökmeye gerek yok ki. Ne olacak? Aparat üstünde mi kalacak? Ya, tamam da buna takarken yine aparat kullanacağız ya. Niye oğlum, ona bir şey takmıyor. Buraya yayı takılmıyor mu? Hayır oğlum yayı. Hayır kanka ya. Kanka kesin linç edin ya. Oğlum ben ne anlarım? Bas lan bas. Nereye basayım? Bas bir tık daha bas. Tamam olmuş bu. Oynamadı öyle. Burada attım. Ne oldu? Aman akşam. 4000 bir şey takamadım. Arkadaşlar bu şey, bu taraf tamam. Bu tarafın takıldı. Buranın hortumu takıldı mı? Her şey tamam. Buranın hortumu takıldı. Ben sistemi anlatayım şimdi ilk defa yaptığımız için. Neye? Anlatamamıştım. Şimdi bu amortisör diğer tarafta da var. Oraya takıldı, takılmış vaziyette. Şurada gördüğünüz gibi
hortum girişi var. Buraya hortum giriyor. Bunu şişiriyor. Şişirdiğinde araba yukarı kalkıyor. Buradan hava çıktığında sana 21 mi lazım? Aşağı iniyor. Sistem bu şekilde. Ama sürede tutan şu tası buraya takıyoruz. Bunun üzerindeki orijinali. Ondan sonra bunları takıyoruz. Bu hortum bagajda gördüğünüz bir tane gidiyor. Buradan da aşağı doğru ikiye ayrılıyor. Biri sol tarafa, biri sağ tarafa. Sistem bu şekilde. Bu da sökülmüş amortisörümüz. Gördüğünüz gibi söküldü. Orijinali bu. Bu da tabii kesilmiş. Bir bakla kesilmiş daha önce. Bunun üstündeki tas demin gösterdiğim bu tarafa geçiyor. Gördüğünüz gibi bunda tas yok. Şu an arabanın üzerinde. Sistem olarak da kompresör. Buradan bunu dolduracak. Demin gösterdiğim bagajın içinden gelen hortum şuraya giriyor arkadaşlar. Buradan havayı dolduruyor. Buradan da kompresörden bu tüpün içine hava basıyor. Bu tüpün içine hava basıldığında, yani bu tüpün içi havayla dolduğunda buradan amortisörlere hava veriyor. Sistemsel olarak bu şekilde çalışıyor. Tabi 4 amortisörün de sökülmesi lazım ve hortumların amortisöre kadar gitmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu tarafı da sökmeye çalışıyoruz. Bu işlem yaklaşık 1-2 saat sürüyor. Kolay bir işlem değil. Bilenlere yaptırılması lazım ama tabi bu işlerden anladığımız ve sevdiğimiz için uğraşmayı seviyoruz. O yüzden kendimiz yapmayı tercih ettik. Bütün işlemi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Daha arkalar ancak bitecek. Ön taraf var. Arabamızı tekrar dıştan bir göstereyim. Bütün arkadaşlar şu an arabayla uğraşıyor. Marmaris'teyiz. Otosanayide şu an saat gece 11'e geliyor ve biz bu arabayla uğraşıyoruz. Uğraşmaya devam ediyoruz. Aslan videodayız. Kolay gelsin. Diğeri buna tam oturuyordu. Bana ne oturmuyor? Demin çanak nasıl takıldı görmemiştik. Onu şimdi gösterebilir misin? Cem soda aldı tek başına. Soda aldım, ice tea aldım, kola aldım. Bize niye almadın soda? Bizim başımız kendimiz. Oğlum adam özel olarak söyledi. Ya sen ne söyledin? Soda içecek, adam üstüne kola içecek. Tamam. Değil mi? Haksız mıyım? Hadi yap. Ne yapacağım? Hadi yap. Bir saniye, bir kapat bir. Önemli değil ya. Takozla nasıl olacak bu deneyim? Kim bu isteği çok, kim sen kolay çalış. Takoz olmuyor kanka ya. Bunun olmaz abi. Olmuyor olmuyor. Takoz olmuyor arkadaşlar. Takoz ses yapmasın diye takılıyor ondan dedim. Kola mı içiyorsun, ayçiçeği mi içiyorsun? Koyullere falan takıyorlar. Bunlar ama. Evet, kola içiyorum. Siyah canım, siyah. Tamam, tamam. Tut bakayım. Mustafa, enerji getiriyorum. Gel sen buraya tut şunu. Siyah enerji. Bırak bir yudum al usta bak. Bu al mıydı? Bir kere. Bir yudum şundan iç. Usta bir yudum. Tamam şimdi roket gibi. Evet. Dur geliyorum. İsmail Mustafa'dan lazım bir şey. Demin yerde yapmamış mıydık bu işlemi Oğuz? Yerde yapmış. Ben ice içerim. Tamam. Buyur İsmail ustam. Eyvallah. Tamam o güzel. Filtre çekiyorum bunu ya. Allah. Ustam kolay gelsin. İşler nasıl gidiyor? Aa bu ne? Oğuz şimdi hortumu amortisöre bağlamaya çalışıyor. Prova yapıyormuş. Nasıl bağlayabilirim diye düşünüyor. Arkadaşlar bu hortumu da saklamak lazım. Aşağıda çünkü her şey dönüyor. Dönen yerlere denk gelirse kopabilir. Burada bu işlemler oluyor. Diğer tarafa bakalım ne işlemler oluyor. Ne oldu? Burada ne işin var? Ön hortumu ayarlıyoruz. Ha, ayarla. Öne kaç tane hortum geliyor? Aynı mı? Bir mi? Hayır, iki tane. Sağ ve sol. Aynen bir tane gidiyor arkadaşlar. Burada ikiye ayrılıyor. Bu da aynı sistem. Çekeyim mi? Yapma ya. Ne oldu? Lan bunu buraya mı klipsedin? Sen mi klipsedin bunu? Evet. Allah kahretmesin. Aşağı doğru girsen daha iyi olmaz mı?
Olur da hortum nerede duracak aşağıda? Ha, o zaman yukarı kıvır. Hortum canta sürtebilir. Ya şurada aşağıda rulo şey yapacağız, yuvarlak. Hortumuzun mu kaldı ustam? Tam onun arkasında olsa ne zararı var? Bir garip oldu böyle de. Bir zararı yok. Buralara takabilir miyiz? Şuralara. Dur. Şurada bir yerler varsa oralara takılabilir. Ben size akıl vermek gibi olmasın ama bir şey diyeyim mi? Oğuz bir dakika. Şuradan alsana. Bir dakika bekle. Şuradan alsan. Şöyle. Şuradan gelse. Oradan girse. Böyle mi dönecek? Lastik değerse orada ona. Değmez bence. Değer. Orada lastik değer. Değerse. Düşün. Yani o sadece bir öneri. Orada lastik değerdir dediğim gibi. Borular arkadaşlar doğal gaz borusu. O yüzden basınca dayanıklı boru. O yüzden çok sert. Ayarlaması biraz zor. Deneme yalınma yöntemiyle uğraşıyoruz. Şu an oldu galiba. Ne yaptın, üşüdün mü? Üşüdü adam. Adam yere ilk gider bakana zayıf. Dersi başında. Valla ben de zayıfım. Sen kendin düşün. Kanka senin de göbek falan. Sanırım en iyisi böyle ya. Bu şekilde ya, aynen. Finalde olur mu olacak? Ya da bunu. Oğlum bu çok mu yüksek mi ya? Adam küçük tabancayla niye sıkıyor? Evet, sol tarafta. Sağ taraftan tamam şu arkadaşlar, montajı tamamlandı. Sadece amortisörün üst taraflarını takmak için Oğuz usta uğraşıyor. Alt tarafı tamam. Şimdi arkayı faal hale getireceğiz. Bir tane hortumu zaten çıktı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şunu ilk önce bir ayıralım şurada. Tamam. Kabloları falan. Arkayı basacağız çünkü şimdi arabayı 40 yıldan indirdiğimizde aşağısı çok aşağı inecek. Arkası çok aşağı inecek. O yüzden arkaya bir hava basacağız arkadaşlar. Hem denemiş olalım. Kaçak falan var mı diye. Daha sonra ön tarafı kaldıracağız. Ön taraf kalkacak. Ön tarafın amortisörleri değişecek. İşlemlerimiz devam ediyor. Uzun süredir uğraşıyoruz. Hava güzel olacak finalde. Şimdi seyyar arkayı, sadece arkayı kaldırmak için şöyle bir bağlantı yaptık. Bir avantajımız var. Arabanın aküsü arkada. Bunlar da arkada oluyor. Ne oldu usta? Soketi bulmaya çalıştım. Biz bunu dükkana denedik, çalışıyordu. Çalışıyor zaten gene. İyi. Sorun yok. What is the problem? Yaşa kral. Ayol için hava. Buradan çok az. Ben videoda göstereyim diye yaptım da olmadı. Kabloları çeksene. Şu ne ya? Şunu kaldırın şunu. Ulan barını gösterseydim Atakan ya. Dur tamam, bir dakika. 17 versene oğlum. Getir burada bas. Ama boşluydu. Araba aşağı iniyor. Sağdan kaldırdı. Ekle dur. Nereye saldın? Salsın mı? Yavaş salın. Bu ses neydi?
oldu ama bir şeyler patladı ama. Şeydir ya. Lan dur dur ne yapıyorsun? Kripoya'ya bindi arabaya. Hemen indiriyor ya. İyi kalktı. Kalktı araba. Bu kadar kalkıyor arka. Bir de videoda gösterir misin arkadaşlara? Tamam çok kaldırma da. Tamam. Sen olabilir şimdi. Sonuna kadar kaldırıyor ya. Ay. Bana fark edince böyle mi duracak? Ay. Ne oldu ya? Nasıl seviniyor? Canlılıkla jantın ilişkisi. çek oraya çek. Beni niye çekin? Oraya çek. Kalk şimdi. Oğlum bu ne böyle? Oğuz. Ustam eline sağlık ya. Yapma be. Çok iyi oğlum ya. Dans modu var mı acaba? Ustam eline sağlık. Komple diyor. Dans etmez ki ya. Ustam eline sağlık. Hepimiz eline sağlık. Ustam sağlık. Eline sağlık ustam. Eline sağlık diyor. Ama o niye? Arkadaşlar öne geçiyoruz. Körük niye ses yaptı? Şimdi geçici bunu da buraya böyle koyduk. Şöyle barını göstereyim. Bar burada böyle doluyor. Belli bir seviyeye geldiğinde, düştüğünde donuyor. Belli bir seviyeye çıktığında tak diye duruyor. Durmasını da şu sağlıyor. Sistem bu şekilde yani. Sistem basit ama takması zor. Saatler duruyor. Evet arkadaşlar, evet. Arabanın sağ tarafını kaldırıyoruz. Şu hortumu geçireceğiz. Bagajdan ön tarafa kadar bu hortum gidecek. Normalde bu işlemimizi biz liftte yapacaktık. Ama liftte motor inen, motor da şöyle tutuyor altında. Motor inen bir doblo var. O yüzden böyle kriko ile yapmak zorundayız. Sağ tarafını gördüğünüz gibi kaldırdık hortum geçmesi için. Hortumu marş belin aralarından falan geçirip ön tarafa kadar alacağız. Sonra bagajı alacağız. Arkadaşlar buradan boru hortum geldi. Hayret bir şeysin. Göremeyecek şekilde şuradan böyle ön tarafa doğru gidiyor. Şu an buraya kadar geldik. Bayağı yorucu bir işlem. Ama işlemimize devam ediyoruz. Allah'tan yağmur sorulsa da. Ne lazım? Kaç lazım? 18 bir tarafı, bir tarafı 21 galiba. Burada kaç vida söküyorsun? Oğuz. He? Şeyi ayıracağız. Bir Z-Rot'u ayıracağız. 2, 3 vida sökeceğiz. 3 vida burada. 3 vida yukarıda. Toplam 6 vidayla bu amortisör yerinden çıkacak. Arkalar mı zor, önler mi Atakan? Arkalar daha zordu. Arkalar zordu, arkalar çok uğraştırdı bizi. Ön kolay. Bakalım önler nasıl? Sağa sökelim. Birini sökünce diğeri zaten anlaşılıyor, kolay oluyor. Kaçı lan, kargo yaparsın artık. Ne kargosu? Geri deriz. Bir. İki. Ben sana söyleyeyim, bence onu sökmeyeceğiz ya. Sök bakayım bir. Çıktı ama sarıştı. Evet. Şu oradaki kapak boşu o zaman. O boş var. O yay için. Adam aldı. Oğlum bir haber ver dedin. Ben video çekiyordum. Yapma be. Sen bir haber ver. Evet, çamurcuğum çöküldü. Hemen ben oraya koşayım. Önler çok kolay. Ustamız neler yapıyor bakalım. Efendim. Şurada alır mısın? Geldim. Ne lazım? Buradan iki öğrenci alır mısın? Tabii buyurun. Teşekkürler. Çek. Yaylar ne kadar kesik oğlum ya. Kesik değil kanka. Kesik bu yaylarda. Kim dedi kesik diye? Ha kesik doğru.
Oğlum her şeyi kesmişsin. Bir de altını. Ben kesmedim kanka. Bu böyleydi. Sistem yaptırdım. Ondan sonra vuruyor diyorsun. Tabii vurur bu. Vallahi ben kestirmedim. Aldığımda böyleydi. Ustamız orijinalci olduğu için. Arkadaşlar böyle kesmiş işte. Önceki sahipleri tarafından kesildiği için. Evet. İlanlarda hep öyle yazıyor ya. Biz de gittik şey yaptırdık. Sancağı sistem yaptırdık. Ya kesikmiş. Aynen. Şey ya. Var adam eline veriyor. Geziyorsun orada ya. Adam çekildi ya. Bak ayarlı penseyle buradan tutuyorlar. Kanka videoda izledim. Ondan sonra buradan sıkıyorlar. Bu amansör görevini yitiriyor. Ondan sonra patlıyor içinden. Şey çıkıyor. Tam bunda şimdi. Ha amansör var değil mi bunda? Ha. Sızıyor. Ondan sonra amansörümüz bozuldu diyorlar. Keçeyi patlatıyor. Burada keçeyi patlatıyor işte. Buradan böyle sıkıyorlar ya. Biz oradaki sıkmadık. Pürüz gidiyor keçeyi patlatıyor. Aynen. Ayarlı penseyle sıkıyorlar. Aşındırıyor işte. Aşındırıyor. Ben gördüğünüz elimle sıktım arkadaşlar. Biz profesyonel çalışıyoruz. Vay be. Teşekkürler ustam. Eline sağlık. Topla gel. Evet, amortisörümüzü hemen yerine montaj yapıyoruz. Evet, hortumumuzu gizledik şuradan. Buradan amortisörümüze giriyoruz. Ama 17 lazım. Ya da aynen 17. 17 ile sıkacağız. Hava kaçmasın diye. Ver bakayım. Sistem bu şekilde. Ustam bu jackları takarken sıvı bir şey sürmek gerekiyor mu hava kaçırmaması için? Yoksa içindeki... Gerekmiyor. İçinde conta var. Ha. Conta var. İçindeki conta yetiyor herhalde. Evet. Şimdi... Çok sıkmayacaklar değil mi? Çok sıkılırsa contayı yırtabilir. Ya şimdi bu ikinci el. Daha önce kullanılmış. O yüzden... hani kullanıldığı için nasıl olduğunu biliyoruz. Sıfır olsaydı deneme yanılma yöntemiyle bakacaktık. Ama nasıl olsa kullanmışlar bunu. O yüzden. Dönmüyor da lastiği sürter mi? Sürmez. Körük sürter mi peki ustam? Lastik. Körük imkanı yok. Sürmez. Körüğün de sürtme ihtimali. Salıncağın arkasında çünkü. Aynen güzel bir yerde oldu. Bunu biraz arkaya alacağız. Aynen. Evet, biraz daha alırsan süper olur. Evet. Alabileceğin en arkaya al kanka. Orijinal bir işçilik oldu gerçekten. Evet, burayı da takıyoruz. Temiz devam edelim. Evet arkadaşlar, diğer kuleyi de söküyoruz. Burayı da 3 tane bir de tutuyorum. Buranın işlemi tamam. Sen yap. Sök. Demin... Amortisörün nasıl çıktığını görmemiştik. Hemen burada görelim. Evet arkadaşlar, çok yorulduk. Allah razı olsun size. Video çekmeye çalışıyoruz. Belki size bir yarar olur diye. Bir de arabamıza yaptığımız işlemi böyle gösterelim dedik. İlerleyen yıllarda izleriz. Siz de izlersiniz. Bir faydası olur. Kaldır bakalım. Hayırlı olsun kupan. Tutuyorum çünkü elimde. Hadi bakalım. Bunu da tasını falan takacağız. Orijinal amortisörün üstüne. Burada da işlemimiz devam edecek. Oraya geçmem lazım. Evet, tasımızı taktık. Amortisörümüz bu şekilde. Üst taraftan 3 tane vida atacağız. Altının da montajını yapacağız. Hortumunu bağlayacağız. İşlemimiz bitecek. 15. Hortumumuz bu. Bir ışık tutar mısın usta? Eline sağlık. Orijinalde bu var mıydı? El süspansiyon bu arabada? Evet, orijinalde. Arkadaşlar bu arada el süspansiyon diyoruz ama bu arabalarda el süspansiyon olmuyor. Airmatic deniyor bunlarda. Airmatic. Arabamızda artık Airmatic var. Şu an hepsi takıldı. Arkalar ve önler Airmatic. Bir F10'umuz var artık. Sadece jantı takacaklar. İşlemimiz bitiyor. Saat şu an gece 2.30 falan. Geç saatlerdir uğraşıyoruz. Ama değecek. Efendim? Arkadaşlar Air'imizi taktık. Şöyle ön tarafı göstereyim. Arka tarafı da göstereyim. Arabanın etrafını da şöyle güzelce göstereyim. Bana şu an basıyorlar. Önü bastılar. Önü ve arkası ayrı şekilde takıldı.
Dördü bağımsız değil, önü ve arkası bağımsız sadece. Ama bu kadar alçak oluyor. Evet, arabaya el süspansiyonu da bağladık. Tekrar yana geçelim. Kaldıracak mı? Kaldır bakalım. Önünü kaldırdı. Arkasını da kaldırıyor. Arkadaşlar biz alçak araba sevdiğimiz için o yüzden böyle bir eğri takma ihtiyacı duyduk. Bazen de yüksek olması gerekiyor. Yola gidince falan sürtüyor. O yüzden eğri takalım dedik. Yolda giderken açacağız. Yoksa dans modülüymüş, ne bileyim böyle Apache tarzı şeyler yapmayacağız. Kaldırılması gereken yerde kaldıracağız. İnmesi gereken yerde ineceğiz. İndireceğiz yani. Benim takma amacım şehir içinde yani alçakken sürülmüyor araba. Şehir içi yüksek, şehirler arası alçak bir seviyede kullanmak için bunu taktım. Yoksa yok indir kaldırmış falanmış. O yani, işten değil yani. Zaten o tarz bir araba da değil. Bir de zaten arabayı normal coilleri vardı. Coiller yani ayarlı amortisör vardı. Onunla yukarıya kadar istediğim kadar orijinal seviyeye kadar kaldırabiliyordum ama orijinal görüntü benim hoşuma gitmiyor. O yüzden aynen. Arabayı... Zaten arabayı alçak seviyor. Alçak sevdiği için de bazen sürtüyor. O yüzden eğri takmak zorunda kaldık. Bunu ikinci el aldık. Dediğimiz gibi kendimiz taktık. Ya istersek sökebiliriz yani. Baktık beğenmedik, sökülebilir. Ama tabii çok uğraştık. Sökmesek daha iyi olur. Bu kadar uğraştıktan sonra. İşlemimiz bu şekilde. Ben gündüz bir daha bir video çekeceğim. Şimdilik gece çok geç oldu saat. Size göstermeye çalıştık. Bugünlük videomuz bu kadar. Arkadaşlar yeni bir günden merhaba. Şimdi sistemi dün takmıştık gece yarısı. Şimdi bir toparlayalım dedik. Evet, bagajımız bu şekilde oldu. Sadece şurada bir iki tane gördüğünüz gibi boru görünüyor, hortum görünüyor. İki tane de elektrik kablosu var. Bu da temiz vaziyette. Bunu da temizledik. Şimdi yerine takacağız. En arka tarafta olacak. Görünmeyecek. Yani bagajı çok işgal etmiyor. Bu yüzden işlem güzel oldu diyebilirim. Bu da normalde gördüğünüz gibi şuralardan geliyordu. Oralara konumlandırdık. Şimdi Atakan yerine koyacak bunu. Ve sistemi bağlayacak, faal hale getirecek. Evet, eğrimiz tamamen bitti arkadaşlar. Şöyle klip tadında bir final videosu çekelim dedik. Arabamızın sol tarafından görünüşü bu şekilde. Önü ve arkası gördüğünüz gibi bu kadar yere inebiliyor. Tabii olduğu yerde iniyor. Kullanırken bu kadar indirirseniz araba gitmiyor. Önünden ve diğer sağ tarafından da göstereceğim. Önünden bu kadar alçak. Marş bellekler ve ön tampon yere değmiyor. Ama arabanın alçaklığı bu şekilde. Çok emek çektik. Çok yorulduk. Ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi kumanda ile bir indirip kaldıralım. Güzelce. Arkadaşlar bagajımızın dizaynı da bu şekilde oldu. Anlatmıştık zaten toparlayacağız diye. Bütün her şeyi yerli yerinde, sadece tüp ve kompresör burada görünüyor. Bu set zaten böyle MDF'nin üzerine yapılmış. Tüm valfi, işte kompresörü, tüpü falan hepsi üst üste. Şuradan da görüyorsunuz basınç saati orada. İçinde ne var ne yok. Sadece şuradan borular gidiyor. Diğer kalan her şey yerli yerinde. Bagajı fazla öldürmemiştik. Zaten F1'un bagajı bayağı geniş. O yüzden çok yer kaplamıyor. Ama ilerleyen günlerde şuradan şuraya bir tane böyle bir kaplama yapılabilir. Bir de şu arkadaşlar, bu ikinci el almıştık. Burada normalde yalıtım malzemesi olması lazım. Filtre olması lazım. Bunda filtre yok. Çünkü havayı buradan alıyor. Buraya biz bir kendimiz bir şeyler yapacağız. Böyle bir işlemden sonra kullanmaya devam edebiliriz. Evet, arkadan da bu şekilde görünüyor. Arabayı bir kaldıralım. Evet, arka tarafı kalktı. Ön tarafı da kalktı. Son bu kadar mı? Evet. Son bu kadar. Yüksekliğe kalkabiliyor arabamız. Şöyle göstereyim. Evet, bir daha indirelim. Kaldıralım. Önünü indirelim. Arkasını kaldıralım. Evet.
Ön iniyor, arkası iniyor. Arkadaşlar bir de kumandada dans modülü diye bir şey var. Araba dans ediyor. Onu tabii kullanmayacağız ama öyle bir özellik de varmış. Onu açabiliyor muyuz şu an Atakan? Açalım. Evet, dans modu da bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Büyük emek çektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arabayla başka videolar istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.